arkadaşlar. Şimdi sevimli cücemizin kollarını ve ayaklarını öreceğiz. Sadece oralar kaldı. Bunlar için gerekli ipler bura. Malzemelerimiz makas, tığ, iğne gerekli. İlk önce şu ayağından başlayalım. Ben bir tane ördüm. Diğerini de birlikte örelim. Şu ipleri şimdilik alayım. Şunları şuraya. Şimdi ayağını örelim. Bu ayakta sihirli halkayla başlamıyoruz. Zincirle başlayacağız arkadaşlar. İlk önce şöyle bir zincir yapın. Bunu zincirden saymayın. Bu duyum olarak kabul edin. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektik. İlk zincirimiz değil, ikinci zincire batıyoruz ve aynı zincire 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 4 sık iğne ile devam ediyoruz ayrı ayrı zincirlere. 1, 2, 3, 4. Son zincirimiz kaldı. Son zincirimize 6 sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Yani bir zincire 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi döndük, karşı tarafa geçtik. Buraya 4 sık iğne yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yanındakine geçtim. 2, 3 ve 4. Bu ayak tabanı oluşturuyoruz şimdi. Son zincirimiz kaldı. Son zincirimize de 2 sık iğne yapıyoruz. 2 artırma yapmış olacağız. Şimdi zincirin bu kanadını ve bu kanadını örmüş olduk. Şöyle ipim neredeymiş? Şunu alayım. Şöyle bir yer belirleyici koydum. Şimdi hemen ilk ilmeğimize 2 bir artırma yapıyoruz. Yani 2 sık iğne yapacağız. Görebilirsem şuradan ikisini de. Aynı ilmeği 2 sık iğne yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 5 sık iğne ile 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne ördük. Şimdi 4 artırma yapacağız arkadaşlar. İkişer ikişer. Şimdi ilk ilmeğimize artırma yaptık. Yanındaki ilmeğimize geçiyoruz. İkinci ilmeğimize bir artırma daha yaptık. Üçüncü ilmeğimiz bir artırma. Yani bir ilmeğin içine 2 defa battık. Şimdi 4. ilmeğimize bir tane daha artırma yapıyoruz ve tamamladık. Şimdi 5 sık iğne ile devam ediyoruz. 3, 4 ve 5. Kalan 3 sık iğnemize artırma yapacağız arkadaşlar. Her deliğe 2'şer tane sık iğne batıyoruz. Üçüncü sık iğnemizi de artırma yaptık ve ikinci sıramızı oluşturduk. Şimdi elimizde 26 sık iğne olması gerekiyor. Bu 26 sık iğneyi şimdi düz bir şekilde örüyoruz.
artırma ya da azaltma yapmıyoruz. Dümdüz taban kısmını örüyoruz. Yirmi altı sık iğnemizi ördük. Şimdi tekrardan 26 sık iğne öreceğiz düz bir şekilde, ama bunu blo olarak öreceğiz. Yani şu arkadaki kanatlarından alarak öreceğiz arkadaşlar. İlk kanadını almıyoruz, arkadaki kanatları alarak örüyoruz. Yani şuradaki şu çizgiyi versin diye yapıyoruz bunu. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Çok gerekli olan bir şey değil ama tabanla bu üst mesafenin ayrım için güzel duruyor bence. Şimdi arka kanatlarından alarak 26 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, ördük. Şimdi burayı tamamladıktan sonra iki sıra düz bir şekilde örüyoruz. 26 sık iğneyi iki sıra artırma ya da azaltma yapmadan örelim. İki sıra düz ördük. Şimdi bu taban ve yan kısımlarını yaptık. Şöyle görürsünüz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 4 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 6 azaltma yapacağız. Yan yana azaltma yapacağız. Birinci azaltmamız. Hemen yanındaki ilmekleri alıyoruz. İkinci azaltmamız ve üçüncü azaltmamız, dördüncü azaltmamız, beşinci ve altıncı. Evet, 6 azaltma yaptık. Şimdi 4 sık iğne örüyoruz. İki azaltma yapıyoruz. 4 sık iğne ördükten sonra birinci azaltmam ve ikinci azaltmam. Kalan 2 sık iğneyi düz örüyorum. Evet, bir sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 5 azaltma yapıyoruz. 1. 2. 3. Dördüncü ve beşinci. Kalan 5 sık iğneyi de düz örüyoruz. Ördükten sonra şöyle bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipini de
İki ayağına yetecek kadar ben uzun bırakıyorum. İsterseniz siz her iki ayağında da biraz uzun bırakıp yapabilirsiniz. Şuradan keseyim. Bunların içini bol elyafla dolduruyoruz. Daha sonra dikiyoruz. Ben bu bizim videoda ördüğümüz yarım bebekti ama ben seriye bağladığım için çok bir bebek ördüm. Onlarla birlikte ayaklarını, kollarını dikerken son bebeği diktiğim anda fark ettim bunun ayaklarını diktiğimi. Geri de sökmedim. O yüzden size şöyle göstereceğim. İçini iyice elyafla doldurup bastırıyorsunuz. Ayaklarını bu şekilde pantolon kısmına, bacak kısmına denk gelecek şekilde bir alttan bir üstten ilmeklerle dikiyorsunuz. Son birazcık açıklık bırakın. Oradan da elyaf doldurabildiğinizce elyaf doldurun. Ve daha sonra orayı da kapatıp şöyle ben uzun iplik bırakıyorum. Şu taraftan geçiyorum. Bu bacağını da aynı şekilde dikip ipi içine çekiyorum arkadaşlar. Bu bacakları böyle bu kadardı. Şimdi kollarına geçelim. Kolları için gerekli olan iplerimiz bunlar. Şimdi ten rengi ipimizden başlıyoruz. Bu el kısmını yapmak için. Bunu sihirli halkayla başlıyoruz. Yine altı sık iğne ile devam edelim. Altı sık iğnemizi yaptık. Şimdi 12 sık iğne yapacağız. Her ilmeğin başına iki kere batacağız. Yani artırma yapacağız her ilmekte. 12 sık iğne yapmış olacağız. On iki sık iğne elde ettik. Şimdi bu 12 sık iğneyi 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma ya da azaltma yapmıyoruz. 12 sıra düz devam ediyoruz. Dört sıra ördük. Son ilmeğimizi çekmiyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Çünkü yeşil rengimize geçiş yapacağız. İpin başı sonu neredeymiş ki? Yeşil ipimizi alıyoruz ve bununla geçiriyoruz. Şu kalan ipimizi içinden yürütebilirsiniz. Şimdi yeşil ipe geçtikten sonra azaltma yapacağız arkadaşlar. 2 tek bir azalt yapıyoruz. 2. Şimdi azaltma yapacağım. Şu ipi şuradan bir keseyim. Hayırlı yaşa. Şimdi bir azaltma yapıyoruz. 2 tek ördük. Şu ipler. Bir, iki ve bir azaltıyoruz.
1, 2 ve azaltıyoruz. Burada renk geçişlerine dikkat etmiyorum. Hani şu görüntüyü çok önemsemiyorum. Çünkü bunları böyle iç kısmına diktiğim için görünmüyor. İsterseniz renk geçişi yapabilirsiniz burada. Ama şey, ben denedim. Kolunda böyle bir potluk oluşturuyor. O yüzden yapmamaya karar verdim. Şimdi bu sırayı da düz örelim. Yani iki sıra yeşille kaç kaldı elimizde? 9 mu? Sanırım 9 sık iğnemiz olacak. 9 sık iğnemiz oldu. Şimdi iki sıra ördükten sonra beyaza geçiş yapıyoruz. Beyazı da alıyoruz aynı şekilde. Ama yeşil ipi içinden yürütmemenizi tavsiye ederim. Sonra tekrar yeşile geçiş yapacağız. Aynı şekilde düz bir iki sıra düz öreceğiz. Evet, iki sıra ördükten sonra tekrar yeşile geçiyoruz. Aynı sayıyla arkadaşlar kolu bitireceğiz zaten. 9 sık iğne ile böyle devam edeceğiz. 2 sıra yeşil, 2 sıra beyaz, 2 sıra yeşil olmak üzere şöyle 3 sıra öreceğiz. Bu 3 sırayı tamamlayacağız. Toplamda 2 4 6 8 10 12 12 sıra 9 sık iğnemizin olması gerekiyor. Şura 12 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yeşil öreceğim 2 sıra, sonra beyaza geçeceğim 2 sıra, sonra tekrar yeşile geçeceğim, sonra tekrar beyaza geçeceğim. İkişer sıra halinde örüyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra beyazdan ördüm ve beyazın ikinci sırasını şu şekilde örüyoruz. Birleştirme yapacağız. Şöyle bir üst taraftan bir alt taraftan her iki ilmeği de tığımızı batırıyoruz ve şöyle birleştirme yapıyoruz. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde tamamladık. İpimizi biraz uzun kesiyoruz. Tamamlanmış oldu. Şimdi birlikte de dikelim. Şöyle tam bacaklarıyla hizalı bir şekilde ayarlayın. Şu beyaz kısmına gelecek şekilde şöyle dikmeye başlıyoruz. Bir kolundaki ilmekten, bir vücudundaki ilmekten alarak düz bir şekilde dikiyorum. Şimdi dikim işlemim bitti.
İğnemi tam karşı tarafa geçiriyorum. Sonra bu diğer kolu alıyoruz. Şunu bir sıra daha geçireyim buraya. Diğer kolumuzu da aynı şekilde. Bu şekilde diktim. Şu diğer koldan kalan iple bir düğüm atıyorum. İpin fazlalık kısmını kestim. Ve şuradan tığımı geçirip geçirebilirsem. Kalan ipi de içine çekersek kol işimiz tamamdır. Şu kalan ipi de ziyan etmeyeceğim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz dikiş ipiyle de yapabilirsiniz, beyaz dikiş ipi. Dilerseniz yapmazsınız da. Şu ayaklarındaki bağcıklarını yapacağım. Şöyle şuradan geçiriyorum. Şöyle geçireyim. Sonra tam çaprazından iğnemi geçiriyorum. Karşısından çıkarıyorum. Ve tekrar onun çaprazına girdiriyorum. Ve hemen şu karşı alttan çıkarıyorum. Ve çaprazından tekrardan ve onun karşısına geçiriyorum ipimi. Ve tekrardan çapraz kısmına geçirip İpi girdirdiğim yerden çıkarıyorum. Bu iplerimi de birbirine düğümlüyorum ki çözülmesin. Birini küçük bırakmışım ama zor düğümlenecek. Bir kere daha düğümleyeyim. Şu fazlalığı kesebilirim. Bunu da yine ayaklarından tığımı sokup şuradan çekiyorum. Diğer yere de aynı işlemi uygulayacağım. Evet. İki ayağındaki detayı da yaptık. Şimdi sarı ipimizi alalım. Pantolonun kemeri ve askıları kaldı.
Şimdi onu da göstereyim. Şöyle şuradan tığımı herhangi bir yerden geçiriyorum şu beyaz kısmına. İpimi geçirdikten sonra şöyle bir düğüm atıyorum. Ve aynı yerden tekrar tığımı geçirip her ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum. Evet. Beline pantolonunu diyeyim. Kemer yerini yaptık ve son ilmeğe geldik. Son ilmekte de başladığımız yere batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimizi birazcık uzun bırakıp kesiyoruz. Daha sonra ilk yaptığımız iple birlikte sağlam olsun diye şöyle bağlıyoruz. Sonra bunu da ip saklamak için tığımızı herhangi bir yerden girdirip ipleri içine çektik. Şimdi arkadaşlar geldik pantolon askılarına. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şuradan tam herhangi bir sayı yok, göz kararı yapın. Şu arkasını göstereyim. Şöyle beline şuradan tığımı geçirip şöyle yine bir düğüm atıyorum. Sonra tığımı yine aynı yerden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve sonra zincirlerimi devam ettiriyorum. Bunun da sayısı yok. Örgünüzün boyuna göre, yani elinizin sıklığına ya da gevşekliğine göre muhakkak zincir askıları da değişecektir. O yüzden şöyle gelişigüzel biraz uzunca bir zincir çekin. Sonra şöyle pantolon askısını çapraz bir şekilde şu tarafa geçirin. Mesela ben şu an fazla çekmişim. Birazını sökeceğim. Evet, şu kadar iyi. Yine göz kararı şöyle hizalıyorum ve şuradan tığımı pantolonun ilmeğinden geçirdim ve kalan ipimi aldım, tığıma geçirdim ve ilmek kaydırmayla şöyle çekiyorum ve bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bir pantolon askısını bitirdik. Şimdi
Aynı şekilde diğerini yapıyoruz. Evet, pantolon askılarını da tamamladık. Şimdi bu kalan ipleri evet, bebeğimi tamamladım. Şimdi isterseniz yapın, isterseniz yapmayın ama ben sevdiğim için yapıyorum. Şöyle yanaklarını da pembeleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda kollarını ve bacaklarını ördük. Bacakları demeyeyim, ayaklarını ördük. Ve sevimli cücemizin videosunu bitirmiş olduk. Videomu beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa Instagram hesabım ya da videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplıyorum. Instagram hesabım bisyumak_ olarak bulabilirsiniz. Google Play hesabımız var. Ücretli ücretsiz bütün videolara elinizin altında ulaşabilirsiniz. Uygulamaya Play Store'a girip bis yazıp aratırsanız çıkan logomuzu biliyorsunuz, oradan indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.